Veysel, şu sıralarda şu topraklarında verdiği mahsuller bayağı bizi idare ediyor. Çalışan kadınların bile, işçilerin bile parasını çıkartmakta artık zorlanmıyoruz. Ah karabahtım ah. Haklısınız abi. Ömrümüz bu tarlalarda amelelikle geçecek. Ne o Neriman? Duyan da seni ne doktorlar ne mühendisler istemiş de varmamışsın sanacak. Öyle ya, bizden geçti. Sen yine bizim bu bölgelerde gözün kulağın açık olsun. Zehrim gelinlik çağına geldi. Olur abi, ben merak ettim. Daha şimdiden eline çapa kürek yapıştı yavrumun. Neriman, ne sayıklayıp duruyorsun? Ah, biz evlendiğimiz gün kaderimize razı olduk. Şakir. Armut'la dibine düşüyor işte. Güzelce bir sür de mahsullerin iyi olmasına sebep olur. Olur ağam. Genç kızken olur, rahmetli Amene Mustafa'nın peşinden koşacağına Abdi Ağa'nın peşinden koşaydın belki bahtın dönerdi. Kasabaya gidip ben alırım ağam. Kısay, Abdi Ağa'nın konağında çalışan Ayşe vardı ya. Ne olmuş Ayşe'ye? Kızcağız evlenecekmiş. Konaktan ayrılmış da. Konakta Ayşe'nin yerine çalışacak birine bakıyorlarmış. Ayrılır tabii. Konakta çalışırken evini de aldı. Çeyizim de bizde. Oh! Koskoca Abdi Ağa. Şu arka tarafa ağanın eli tutulur mu hiç? Hem Abdi Ağa o kadar malı mülkü mezara mı götürecek? Onlara da bakarım. Sen hiç meraklanmıyorsun. Sen Veysel'le birlikte şu arka tarafları da gözden geçir. O bölgeleri de. Allah adama dünyaları verdi de bir evlat vermedi ya. Nasıl istersen. Ya. Vardır kız bunda da bir hayır. Biri çıksa, Abdi Ağa'ya evlat vermiş olsa, Abdi Ağa da ona bütün malını mülkünü vermez mi? Kızlar? Hayırdır ana, o ne bakış öyle? Galiba hazinenin anahtarını buldum. İşçiye lanetlerin paralarını ödersin. Öderiz abi. Hanımım, elimden her türlü iş gelir. Konakta ne iş olsa yaparım. Hem gelinlik çağında bir kızım da var. İşler sıkıştığında onu da yardıma getiririm. Şimdilik konağa bir kişi yeter. Zaten konakta Abdi Ağa ile bir ben varım. Topu topu iki kişinin işini göreceksin. Hanımım, kızım Seher bana yardım etmeye gelir. Seher'cim sizden hiçbir şey istemiyorum. Abdi Ağa kimsenin emeğini karşılıksız bırakmaz. Yok hanımım. Seher'e para verseniz valla kendisi almaz. O zaman işin hayırlı olsun. Yarın başlayabilirsin. Sağ olun hanımım. Allah sizden razı olsun. Ben kalkayım o zaman. Seher aç artık. Şimdi camı çarşafı indireceğim ama ha. Seher. Kerim. Neredesin Seher? Ağaç oldun burada. Cama niye taş atıyorsun? Elle sen kırarsın. Adettendir o, adetten. Neredesin sen Seher? Yemek yapıyordum Kerim. Sen kime bakınıyorsun? Annem ortalıkta yok. Ne güzel işte. Çok geç oldu ama. İyi, evliliğimizin önündeki engel ayağımızın altına çekilmiş oldu. Öyle deme Kerim. O benim annem. Pamuk anneciğim. Ama merak etme sen. Annem vermezse kaçıracağım seni. Öyle deme Kerim. Ne olursa olsun annemin gönlünü yaparız. Ben onu bunu bilmem. Yeminimi ettim. Ya benimsin ya kara toprağın. O kara topraklar seni alsın değil mi? Aa, şundaki yüzsüzlüğe bak. Anne. Kızsan gir içeri hadi. Girsene.
Sana kaç kere söyleyeceğim benim ite Uğur'sa verecek kızım yok diye. Ama Neriman Hanım, bizi hiç dinlemiyorsunuz ki. Ne dinlemesi be? Defol git. Yarın öbür gün damadın olunca bakalım yüzüme nasıl bakacaksın. Bunu ayrıyeten hatırlatırım. Boyun posun devresin inşallah. Yürü git şuradan. Hadi yürü. Bak damadın olunca yüzüme bakamayacaksın. Git şuradan, damadım olacakmış. Yürü. Defol git. Ah. Gidiyorum, efendilik bende kalsın. Ah Seher. Elin zibidileriyle beni muhatap ediyorsun. Seher. Git ayakkabımı getir. Seher. Git ayakkabımı getir. Bu çulsuz, beş parasız Kerim'i başımıza sardın, çok iyi halt ettin. Anne, Kerim sözün neri? Alnının teriyle evimize helal para getirecek. Kızım sen ne aptalsın ya? Hala şu amele parçasıyla evleneceğim diyorsun. Bana bak, zaten sinirim tepemde. Beni iyice zıplatma. Ama biz birbirimizi seviyoruz. Öyle kuru kuru sevmekle karın doymuyor. Bak, kaç yıldır dul başıma evi çekip çeviriyorum. Ben de istemez miyim kızımın güzel bir geleceği olsun diye? Yok yok. Sen hala ben ameliliğe devam edeceğim diyorsun. Kızım, kuru soğanla karın mı doyar? Zamanında ben de senin gibi iki gönül bir olunca samanlık seyrağın olur sandımdı. Çulsuz babana kaçtım. Gençliğim, güzelliğim solmadan keşke babanın yerine ağa peşinden koşsaydım. Avdi Hanım da o zamanlar gözü bendeydi. E tabii gencim, güzelim, alımlıyım. Ah akılsız başım ah. O zamanlar gözüm kör olmuş da ameli babandan başkasını görmemişim. Avdi'ye varaydım şimdi sultanlar gibi yaşardım. Sen de sultan kız gibi sefa sürerdin. Bak, bak avuçlarımıza. Görüyor musun? Çapak yürek tutmaktan ellerimiz nasır içinde. Anne yapma. Biz Kerim'le birbirimizi seviyoruz. Oh, Allah'ım hala Kerim diyor ya. Sana Kerim verim yok. Çıkar onu aklından. Ya kızım gerizekalı mısın ya? Kafanı kullan birazcık. Şu gençlik bir daha ele geçmez. Sonra züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak iyidir. Aklın başına devşir. Anne biz Kerim'le kavilleştik. Ölsek de başkasına bakmayacağız dedik. Birbirimize söz verdik. Canımıza kıyarız da başkasına bakmayız. Öyle mi? Geç içeri çabuk. Gözüm görmesin. Geç. Kavilleşmiş. Allah'ım sen akıl dağıtırken benim kızım neredeydi ya? Bir bardak alayım da çay içeyim bari. Ağam çok şükür. Hasat bu sene umduğumuzdan daha iyi oldu. Kardeşler köyündeki tarlaları da aldık ya. Maşallah valla. Allah size bir evlat vereydi de. Doğru. O kadar malın mülkün olmuş. Ne fayda. Abdi ağa, sen de bu dünyadan göçeceksin. Sen göçüp gittikten sonra bu kadar mal, mülk... Ya soyunun namını kim yürütecek? Soyun koruyacak Abdi ağa. Gülsüm. Abdi ağam inat etme. Ben artık senin bu haline dayanamıyorum. Sendeki bu sızı dinmeyecek. Beni boşa. Sana çocuk verecek birini al. Vallahi darılmam da gücenmem de. Gülsüm, biz bunları seninle kaç defa konuştuk? Bu saatten sonra ben kaderime razıyım. Seni böyle kara kara düşünürken görünce içim parçalanıyor. Yüreğim yanıyor Abdi ağa. Doğru sözü ne hacet. Ağam kahveniz buyurun. Ben çıkıyorum. Kahve mavi istemem. Şu,
Kahve içer misin sanımım? Sağ ol. Seher! 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 Bu ne hal? Ne olmuş halime Kerim? Süslenmiş püslenmiş gündüz vakti düğüne mi gidiyorsun? Annemin işleri işte Kerim. Abdi Ağa'nın konağında çalışmaya başladı ya, beni de yardıma çağırdı. Madem yardıma gidiyorsun niye bu kadar süslüsün? Aman! Annem işte bilmiyor musun? Tarlaya gitmiyorsun, konağa geliyorsun, ona göre diye tutturdu. Yoksa annenle bir işler mi çeviriyorsunuz? Yok Kerim, tövbe de ne iş çevireceğiz? Bak, annen dün canımı çok sıktı. Dua et annen. Yoksa... Biz evleneceğiz Seher. Bunu annen de aklına soksa iyi olur. Merak etme. Sonunda annem de evlenmemize razı olacak. Ama biraz daha sabır. Hadi beni eyleme. Konağa geç kalıyorum. Anam kızar sonra. Seher. Seher. Bak hele. Ben onu bunu bilmem. Seni gönlüme yazdım bir kere. Evleneceğiz diye söz verdik. Ben sözümün ardında dururum. Kerim ben gideyim. Zaten geç kaldım. Seher. Bu hal hiç hoşuma gitmedi. Yapma Kerim. Öyle deme. Seher. Sanki Abdü Ağa'nın konağına... Hey Allah'ım ya. Bu kadar süs benim seyrime yakışmıyor ya. Bak. Gözüm üzerinizde. Bir yanlışınızı görsem hesabını sorarım. Tövbe vallahi Kerim. Hadi ben gideyim, geç kalıyorum. Abla, Abdi Ağa'nın aklına ne zaman evlat sızlısı düşse koskocaman konak iyice ıssızlaşıyor. Gülsüm, Allah'ın takdiri. Böyle yazılmış. Elden ne gelir ki? Abdi Ağa'ya kaç defa söyledim. Boşa beni, bir daha evlen dedim. Üstüme kuma getir, ona bile razıyım dedim. Ne diyorsun sen Gülsüm? Aklın yerinde mi senin? Abla, Abdi Ağa bana her şeyi verdi. Zenginlikse zenginlik, namsa nam. Ben size bir çocuk bile veremedim. Ya ne deseydim? Onu böyle gözlerimin önünde dertten, sıkıntıdan erirken görünce artık dayanamıyorum abla. Bu iş sandığımdan da kolay olacak. Meğer konak yangın çoktan başlamış da haberimiz yokmuş. Abla, aklımı kaybedeceğim. Ne olur bana bir akıl ver. Üzülme canımın içi. Üzme kendini bu kadar. Hasta olacaksın. Ay, oldu bu iş. Ne oluyor anne? Kulaklarını dört aç kız. Bir daha söylemeyeceğim. Anne bir şey mi oldu? Kız, bu konağa sultan olmak ister misin? Sultan mı? Evet. Abdi anne şu Gülsüm çocuğu olmuyor ya. Bir sekin doğdu. Eğer Abdi Ağa'nın gönlüne düşersen Abdi Ağa Gülsüm boşar, seni alır. Anne kafayı mı yedin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bu konağa o kadar sultan olmaya meraklıysan Abdi Ağa'nın gönlüne kendin düş. Abdi Ağa bana bakacak olsa elimden geleni çoktan yapardım. Seher, beni deli etme. Vallahi de billahi de seni evlatlıktan reddeder, hakkımı helal etmem. Anne yapma, öyle deme. Derim. Sendeki bu güzellik bende olacaktı. Bir dakika düşünmezdim. Aa, Abdi Ağa'dır. Hadi koş, koş karşılığa hadi. Gerizekalı. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk.
Sen kimsin kızım? Ben Neriman'ın kızıyım ağa. Sen de hoş geldin. Şşt, zor bir şey istiyor mu? Bir şey ister misiniz ağam? Bir sade kahve içerim. Hemen ağam. Ağam, hanımımızın ablası geldi. Balkon tarafında laflıyorlar. Kız, o halin ne? Sanki cenaze evindesin. Biraz iş ve yap kırıt. Anne, ne olur beni oyunlarına alet etme. Seher, ben son lafımı ettim. O kadar. Yoksa seni hiç evermem. Ben ölene kadar da seni dizimin dibinde tutarım. Hiçbir yere ayırmam. Anne, neden bana bu kötülüğü yapıyorsun? Şuna bak. Kötülükmüş. Ne kötülüğü? Ben senin hayatını kurtarıyorum. Yürü, salak. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk Abdi Ağa. Buyurun. Odama çekileyim. Biraz işim vardı. Kusura kalmayın. Suratını. Kelime bacağında ne olacak? Gözlerini aç Seher. Bak şu konağa. Abdi Ağa'nın zenginliğini düşün. Anne, ben ancak Kerim'le evlenirsem mutlu olurum. Mutlu olacakmış. Ben ne olacağım? Karalar bağlayıp oturayım mı? Bir gün olsun şu gariban ananı da düşün. Hayatımızın fırsatı karşımıza çıkmış. Sen hala Kerim diyorsun. Bana bak. Kahveyi verirken Abdi Ağa'ya iyice sokul. Nefesini hissetsin, kokunu alsın. Anne! Tamam. Tamam. Hı, tamam. Şimdi oldu. Hı. Anne! Hadi yürü. Kahve soğumasın. Hadi. Olacak bu iş. Kızım da bir içim su. Ona hangi erkek dayanabilir ki? Seher'im güzel ama aklı kıt işte. Kerim'miş. Gerizekalı. Ah Gülsüm ah. Ne zaman keyfimiz kaçsa. Olan biteni ablana ne anlatırsın ki? Beni iyice eziyorsun. Of, 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 of. Gel. Buyurun ağam. Eline sağlık. Senin adın neydi? Seher. Tamam kızım, sağ ol. İnanamıyorum sana. Ne oldu içeride? Sordu mu adını? Ay sordu. Oh oh. Bak senden etkilendi gördün mü? Hı-hı. Aman aman iyi. Kapatmışsın düğmelerini. Biraz kırsan bir küçük iş bir yapsan olmaz değil mi? Yürü yürü. Hadi. Hadi yürü. Yürü. Hadi. Ah anne ah. Gençliğinde yandığın adamı ağa diye şimdi bana mı reva görüyorsun? Mutlu olamadıktan sonra zengin olmuşum neye fayda? Kerim de bize ne olacak? Hayallerimize ne olacak anne? Kendi hırsın yüzünden neden kızını kurban ediyorsun? Ben Kerim'e ne diyeceğim şimdi? Allah'ım sen bize yardım et. Sen yardımcımız ol. Annemin yüreğine merhamet ver. Yanlışından dönsün.
düşen bin parça. Yok bir şey. Çok yorgunum. Annen nerede? Konakta. Ter, bak sana bir şey diyeceğim. Bu Abdi Ağa'nın konağına yardıma gitmeleri beni rahatsız ediyor, haberin olsun. Kerim, ben sadece anneme yardım ediyorum. Ben evleneceğim kadının başkasının evine hizmet etmesine razı gelemem. Ayşe Fatma çalışır. Ben onların babaları, kocaları kadar geniş biri değilim, bilesin. Evde çalışmak tarlada çalışmaya benzemez. Veysel, İstanbul'da bir hafta kalırsan arsanı satım işini bitirirsin. Oho. Siz nasıl emredersiniz ağam? Bunu Osman'a verirsin. Hı hı. Çok selamı iletirsin. Tamam abi. Siz hiç merak etmeyin. Başka bir emriniz var mı? Yok. Sağ ol. Tamam. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ağam çayınız. Sağ ol. Afiyet olsun. Başka bir emriniz var mı ağam? Yok. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Başım çok ağrıyor. Hanımım, nane limon kaynattım. Oh. İlaçlarla birlikte bunu da içersiniz. Yarına hiçbir şeyiniz kalmaz. Sağ ol Neriman. Başım nasıl ağrıyor bir bilsen. Neredeyse çatlayacak. Hanımım, üzülmeyin bu kadar. Sıkmayın canınızı. Yoksa olan size oluyor. Erkek milleti, hepsi aynı hanımım. Ben rahmetli kocamdan biliyorum. Ne yaptımsa, ne ettimse ona bir türlü yarınamadım. Onu mutlu etmek için ne kadar çırpındımsa o hep şımardı. Yemediği halt kalmadı. Hayırdır Neriman, ne demeye çalışıyorsun? Hanımım, ben de kadınım. Sizin haliniz, derdiniz ben anlamayacağım da kim anlayacak? Benim gözümden kaçmaz hanımım. E kaçmadı da. Abdi Ağa'nın hayatında başka bir kadın olduğunu ben de anladım. Başka kadın mı? Nereden? Nasıl anladın? Hanımım, Abdi Ağa gece gündüz bir kadınla yazışıyor. Yazdığı mektupları gördüm. Ne mektubu Neriman? Aşk mektupları hanımım. Oynaştığı kadına yazdığı aşk mektupları. Neriman, ne diyorsun sen ya? Yanlış görmüşsündür. Hanımım, vallahi billahi da gördüm. Geçen gece ağamın odasına boş bardaklar almaya gittiğimde masanın üzerinde unuttuğum mektuplar gözüme ilişti. Ben de istemeyerek de olsa göz atmış bulundum. Yanlışım vardır Neriman. Abdi Ağa'nın o taraklarda bezi olmaz. Öyle bir şey yapmaz. Ama hanımım, erkek milleti değil mi? Hepsinin boylu altında kalsın. Hepsi aynı. Mektupta ne yazıyordu? Hanımım, ağam o kadınla sık sık görüşüyormuş zaten. Kız daha gençmiş. Herkesten gizli görüşüyorlarmış. Yalan. Bu olamaz. Bu yalan. Hanımım, ben siz düşünmesem, size değer vermesem bunları size anlatır mıyım? Zaten işe gireli yeni oldu. Ben ekmeğimin derdindeyim. Demek son günlerde bana bu yüzden tavır yapıyordu. Hanımım, Abdi Ağa bu mektupları her gece yazıyor. Geçenlerde Abdi Ağa yatağına girerken mektubunu yastığının altına sokuştururken gördüm. İnanmıyorsanız gece yastığının altına bakın da kendi gözlerinizle görün. Hanımım, ben bir Abdi Ağa'ya bakayım. Demek Abdi Ağa bu yüzden yatakları ayırdı. Abdi Ağa, ben sana her şeye razıyım. İstersen boşa beni dedim. Ama sen bana ihanet ettin. Neden? Neden? Gel. Şey, ağam, bir ihtiyacınız var mı diyecektim. Yok Neriman, sağ olasın. Ağam, bir şey diyecektim, müsait misiniz? Hayırdır Neriman? Ağam,
Oturabilir miyim ağam? Otur. Tamam. Ağam, artık söylemeliyim. Söylemezsem olmaz. Neyi Neriman, ne oldu? Neyi söylemezsen olmaz? Ağam, bugün Gülsüm Hanım'la ablasını konuşurken duydum. Keşke duymaz olaydım. Neyi Neriman? Gülsüm Hanım'ımızın ablasıyla yaptıkları plana duydum ağam. Gülsüm Hanım fırsat kolluyor. Şu günlerde sizi öldürecek. Yanlış duymuşsun sen. Gülsüm mü? Ama duydum. Konuştuklarını duyunca ben de şok oldum. Gülsüm beni öldürecekmiş. Beni öldürmek için ne plan yapmış bakalım? Ağam, Gülsüm Hanım bir gecesi yatağınızda uyurken boğacakmış. Zaten çocuğunuz olmuyor diyor. Hayat ona zehir olmuş. Siz öldürüp malınızın, mülkünüzün tek sahibi olacakmış. Size karşı ezilmeden yaşayacakmış. Ağzından çıkan laf kulağın duyuyor mu senin? Ne söylediğinin farkında mısın? Ağam, farkında olmam mı? Ben kaç gecedir uyuyamadım. Başınıza bir iş gelmesin diye gecelerimi kapınızın önünde geçirdim. Bugün iyice emin oldum. Adam öldürmek o kadar kolay mı? Hem de Gülsüm. Ağam, ablasıyla birlikte her şeyi planlamışlar. Jandarma komutanı yakınlarıymış zaten. Bir de... Bir de ne? Bir de planları ters giderse suçu benim üstüme bile atabilirlermiş. Ağam, zaten Gülsüm Hanım'dan kimse şüphe etmezmiş. Gülsüm Hanım herkese benden boşanmasına, üstüme kuma getirmesine bile razıyım. Onu o kadar çok seviyorum diye yaymış. Ağam, bu planı çoktan yapmışlar. Bugünlerde de artık her şey hazır diye nihayetine vardıracaklarmış. Neriman, bunları sen uyduruyorsan o zaman seni... Aha, o kadar iyi ve temiz kalplisiniz ki. Sizin katiliniz olmaya niyetlenmiş birine hala toz kondurmak istemiyorsunuz. Tamam ağam, madem bana inanmıyorsunuz, bu gece uyumayın. Tilki uykusuna yatın da görün gerçekleri. Hem Gülsüm Hanım sizi öldürmeye gelince eğer yakalanırsa bahaneleri bile hazırmış. Yok yastığınızın altında mektup bakmaya gelmiş, yok şu demiş, yok bu demiş. Ağam, benim haddime düşmez ama sakın bir cahillik yapıp elinizi kana bulamayın. Kızım evde yalnız. Bir yanına gidip gelsem. Hadi git, git tamam. Sen en iyisi bu gece kızının yanında kal. Ben de... Sağ olun ağam. Anne neredesin sen? Nerede olabilirim? Ne o, sorgu memuru musun? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ya bir soluklanayım. Anne. Biz Kerim'le evleniyoruz. Bir daha da o konağa gitmeyeceğim. Ne? Seni gerizekalı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sen daha ne Kerim'inden bahsediyorsun? Bana bak. Ben ölümü göze alıp konakta bombanın fitilini ateşleyip gelmişim. Sen hala ne Kerim'inden bahsediyorsun?
Ne yaptın anne? Kız. Abda ile Gülsüm Hanım'a öyle bir oyun oynadım ki. Abda Gülsüm Hanım bu gece öldürmezse yarın kesin boşar. Çay var mı kız? Anne. Ne? Demek beni öldürecektin ha? Ne öldürmesi? Çevirdiğin işler açığa çıkacak diye iftira atma. Bahanen de hazır tabii. Asıl ben yastığının altına sakladığın aşk mektuplarına bakacaktım. Yeter, sus. Her şey ortada. Buraya neden geldiğim belli. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. Merak etme. Boşanıyorum senden. Zaten bu saatten sonra istesen de yanında durmam. Nankör. Ay yorulduk kız Emine. Kız diyorum ki şu Aşıklar Çeşmesi'nin başına oturalım da azıcık dinlenelim. Hem elimizi neyimizi yıkarız ha? He ya iyi olur iyi olur. Ah. Ah. Oh. Oh yorulmuşuz valla. Oh. Duydun mu? Koskoca Abdi Ağa bile karısından boşanacakmış. Abdi Ağa mı? Kız Abdi Ağa ile karısı bunca yıl boşanmamışlar. Şimdi durduk yere neden boşansınlar? Bu işin altında bizim Neriman'ın parmağı olmasın? Kız bunu niye yapsın ki? Koskoca Abdi Ağa Neriman'a bakar mı? Abdi Ağa'ya Seher'i yamamayı bile düşünür o. Ondan her şey beklenir anam. Hadi soluklandık geç kalmayalım. Hadi. Al kız. Bunların dili ne söylüyor ya? Seher konak meselesi başladığından beri... Ah Seher, eğer anana uydunsa, eğer söylenenler doğruysa ölümlerden ölüm beğen. Gemileri de tamam. Gih gih gih. Gih 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 gih. Gih kızım. Gih 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 gih. Gih gih gih. Gih kızım. Neriman, işiniz bitince evde yapılacak ütüler varmış. Tamam efendim, hemen geliyorum. Peki. Gel, gel. Gel kızım. Seher, bundan sonra sana kalıyor. Ben Abdi Ağa ile karısını ayırdım. Sıra sende. Sen şimdi Abdi Ağa'nın gözünün önünde ol. Anne, Abdi Ağa'nın ocağını neden söndürdün ya? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Kız, saçını başını yolarım senin. İş oldu bitti. Tam sefasını sürecekken ne demeye çalışıyorsun sen? Ne? Şimdi beni iyi dinle. Ben Abdi Ağa'dan hastayım diye birkaç günlüğüne izin aldım. Anlayacağın Abdi Ağa ile koskoca konakta baş başa kalacaksınız. Elini çabuk tut. Ah, Allah verdi Abdi Ağa sana meyil eder açılır. Olmazsa da ben Abdi Ağa'ya, kızıma da bana da sahip çık. Hem kızım da sana boy boy oğul verir diye aklına girerim. Ama senin de Abdi Ağa'yı iyice etkilemen lazım. Anlarsın ya. Hadi. Biraz iş ve biraz naz. Biraz da kırtacaksın. Bindi vadet etme kız şunları bana. Anne. Al şunları da bir işe yara. Benden günah gitti Seher. Ya benimsin ya karı toprağım demiştim. Ama sen...
Hayırdır inşallah? Bu densiz de... Bilmiyorum ağam. Kerim? Kerim ya. Annenle birlikte arkamdan iş çevirirsiniz ha? Demek Abdullah'ın serveti için onun yatağına girecektin ha? Ben sözümü tutarım, sözümden dönmem Seher. Hepsi annem yüzünden. Yapma Kerim. Bütün bu olanlar senin çevirdiğin oyun yüzünden. Yaptığından memnun musun? Şeytan. Eve yardımcı diye şeytan almışız. Kızım, Seher'im. Ne olur kızım, öldü mü, yaşıyor mu? Yanına gideyim, kızımı göreyim. Kızın şimdi mi aklına geldi? Çevirdiğin oyunla gencecik iki insanın hayatını kararttın. Birini ölüm döşeklerine, diğerini hapislere düşürdün. Böyle olacağını bilmiyordum. Çok pişmanım. Ne olur kızımı göreyim. Ağlamanın faydası yok. Senin yerin bundan böyle hapishane. Her şeye razıyım ama bir kere daha kızımı göreyim. Ne olur. Asker, götür bunu nezarete. Ağam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.